Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisinde bu hafta çok büyük bir ustanın yerini aldım. Mali ile beraber karşınızdayız. 36. haftayı konuşacağız. Mali nasılsın? İyiyim Mert, hoş geldin artık. Programı ele geçirdin. Bir hafta ben yokum, bir hafta Barış yok derken direksiyona seni aldım. Ben gizliden gizliye zaten senin yerine giriş yapıyordum. İyice ısındıktan sonra artık programı yavaş yavaş ele geçirdiğimi tüm dinleyenler de fark edecektir. Sen sanki eksikmişsin gibi yaparak yavaş yavaş Barış'ın da ayağını kaydırdık. Artık sezon sonuna kadar bakalım kimler olacak programda diyerek bir önce bayramımızı da dinleyenlerin de kutlayalım. Geçmiş bayramların mübarek olsun diyelim. Senin de bayramın mübarek olsun. Nasıl geçti bayram? Çalıştın galiba. Bayram ilk gün izinliydi. 2 ve 3'ü çalıştım. Yani akraba ziyaretleri. Bir günde herkesi sığdırmaya çalışma. Öyle klasik bayram. 2 ve 3'te çalıştık zaten dediğin gibi. Böyle bizde geçti. De hala çocuklar geliyor şu an. Kapıyı çalıyorlar bayramın son gününde. Biz de onlara ufak tefek böyle bozuk paralar hazırladık. Artık çocuklar 1 liralarla sakız mı alırlar, ne yaparlar bilmiyoruz ama en azından biz çocukken para veren komşuları çok severdik mahallede. Şeker ve çikolata bizi kesmezdi. Ama şimdi paramızın değeri biraz düşük olduğu için biz de çok yüksek veremediğimiz için maddi durumdan dolayı artık çocuklar beğenmese de parayı yine de en azından birkaç lira hepsine veriyoruz gelenlere. Onları da sevindiriyoruz diyerek ufak ufak 36. haftanın son haftaların tadını çıkararak bir program yapalım. Kadro şu anda senin ekranda senin kadron var Mali. İstersen sen başla ufaktan. Zaten dinleyiciler de YouTube'dan izleyenler de görüyorlar. Dinleyiciler de sadece dinleyenler de senin kadronu duymuş olsunlar. Kalecilerle başlayalım. Başlayalım. Son haftalara geldik tabii. Şampiyon Trabzon'da kutlayalım bu arada. Onu atlamış olduk. Geçen hafta şampiyonluğunu ilan etti Trabzonspor. Yani ligin çok tadı kalmadı. Hani bir Avrupa için ilk 5'e girme. O da Trabzonspor kupayı alırsa ilk 5'in bir manası var. Orası için yarışan takımlar var. Onun dışında o son Antep maçından sonra ben bayağı bir soğudum. Muhammed'i falan almıştım bu hafta. Program yapmıştınız Barış'la. Penaltıyı avuta attı bilmem ne. Garip garip işler oldu. Şu an biraz daha böyle modumuz düşük olarak kadroları yapıyorum. İddiasız takımlar var. İşte Hatay içeride Altay'a falan yenildi. Garip sonuçlar olmaya devam etti. Onları da göz önünde bulundurarak bir kadro kurmaya çalıştım ben. Yani biraz daha böyle sürpriz denedim. Çünkü genelde maçlar enteresan şekilde bittiği için diyerek söze başlayayım. Kalecilerim de ama biraz garantiye gitmeye çalıştım. Antalya Spor ve Karagümrük'ten tercihler yaptım. İki takım da Avrupa için ilk 5 için iddialı isimler. Karagümrük Göztepe ile oynuyor. Göztepe tamamen paramparça oldu. Hani dağsız Rize'den 7 gol yediler içeride. O yüzden Göztepe'nin rakibinden tercihler yapmak mantıklı ki bu rakip de formda. Onlar da Konyaspor'u yenip geliyorlar. Onların da ilk 5 iddiası var. Barış olsaydı biraz ona sallayacaktı. Bu programı hazırlanmıştım ama kaçmış. O yüzden şimdi gıyabını da söyleyelim. Volkan Demirel'e çok salladı kendisi. Karagümrük neredeyse Avrupa potasına girmiş olacak. Neredeyse değil, geldi zaten. Belki de seneye Avrupa'da temsil edecek ülkemizi. Kime sallasa zaten biliyorsun. Trabzonspor da sene başında çok sallıyordu. İşte çok yaşlı kadro şöyle böyle. Trabzonspor şampiyon oldu açık ara. Volkan Demirel hakkındaki görüşlerini de dinleyenler bilir. Ne Karagümrük Avrupa potasında ve Göztepe ile oynadıkları için çok şanslılar. Ben Karagümrük'e yöneldim. Muhtemelen çoğu tercihler öyle olacak bu hafta. O yüzden Viviano ve Bofin benim kaleci tercihlerim oldu bu hafta için. Sende farklı isim var mı? Bende farklı isim var. Barış zaten sallaya sallaya bana da çok sallar biliyorsun. Benim bana da sallaya sallaya koltuğunu kaybetti bana. O salladığı isimler uçuyor yavaştan. Benim de öyle bir tılsımım vardır biliyorsun. Benim kaleci tercihlerim senden ayrı tamamen. Ben kaleye Okan Kocuk'la Gökhan Akkan'ı aldım. Okan Kocuk yani zaman zaman farklı performanslar gösterebilen bir kaleci. Çok kolay gol yemesinin yanında bazı özellikleri, özellikle karşı karşıya olan pozisyonlardaki etkisi ve penaltılardaki etkisi oldukça iyi. Fakat yan toplarda çok felaket bir kaleci. Kalecilerden eğer katkı alacaksak böyle ekstra işler yapabilme ihtimali olan bir kaleci düşündüm. Kimi alabilirim diye. Ben Karagümrük tabii senin de dediğin gibi bu haftanın o dörtlü yapılması gereken, kare as yapılması gereken takımı gibi gözüküyor. Ama ben tercihimi kaleciden yana kullanmayıp iki orta saha, bir forvet, bir de savunma aldım.
Karagümrük'ten. Kaleci'de hakkımı kullanmadım. Kaleci'de Altay'ın rakibinden kaleci almayı tercih ettim. As kalecim Okan Kocuk. Yedek kalecim de yine düşen bir takımın kalecisi ama düşen bir takımla oynadığı için orada da Yeni Malatya'nın yeterince belki ne bileyim şeyi yoktur, motivasyonu yoktur diye düşünerek ve en son oynadıkları Göztepe maçında da gol şov yapan Rize Spor belki bunu devam ettirmek isteyebilir. Her ne kadar düşmüş olsalar da artık. Ben Rize'yi daha önde görüyorum. Geçen hafta da önde görüyordum Rize'yi. Ama böyle bir skor olacağını tabii hiç kimse bekleyemez. İddia da edemez. Ama yine de bu iki takımın kalecisini alıyorum. Benim stratejim aslında Karagümrük üzerine. Ama kaleci de oradan kaçmayı tercih ettim diyelim. Savunmaya geçelim istersen. Geçelim savunmaya. Yani dediğin gibi olabilirdik. İki orta saha almayı ben dedim Karagümrük'ten ama sonra da bundan yedek kaleci olsun diyerek Viviano'yu tercih ettim. Defansta şöyle bir şey yaptım ben bu hafta. Artık clean sheet kovalamayayım dedim. Direkt skor yapabilen, gol atabilen, asist yapabilen isimleri alayım dedim. En azından oradan ekstra puanlar alırım. Çünkü dediğim gibi maçlarda çok enteresan sonuçlar olduğu için her sonuca gebe bütün maçlar bence. O yüzden bir şekilde skor katkısı verebilen isimleri alıyoruz. Bunların başında da Tayfur geliyor. Yine yedek olmasına rağmen sonradan girip 2 asist yaptı. Bu hafta da artık 11 başlasın diyoruz. Buradan Farioli'ye de sesimizi duyuralım. Tayfur'u 11 başlasın hoca. Daha fazla katkı versin. Daha fazla puan sağlayalım Tayfur'dan. Bence herkesin kadrosunda olması gereken bir isim Tayfur. Yani ekstra puan getiremeyebilir bu hafta. Belki yani geçen haftalardaki gibi puan getiremeyebilir ama mutlaka her hafta lig bitene kadar kadrolarda olmalı yani. Çok önde oynuyor. Çok. Bunu ne zaman söylesek Tayfur Bingöl yedek bile olsa girip oyuna asist yapıyor, gol atıyor. Yani en güçlü takıma da bunu yapabiliyor. En kötü takıma da bunu yapabiliyor. Yedekten gelse de yapabiliyor. 11 çıksa da yapabiliyor. Yani böyle bir isim varken, defans hattındayken fantasy futbol oyunu için bulunmaz nimet. O yüzden almak lazım. Bir diğer isim, sezonun ilk yarısında böyleydi Mustafa Eskiyerlaç. Biz Barış'la da sık sık bahsederdik. O da Tayfur Bingöl gibi ileride oynuyor. Skora yakın bir isim. Malatya'nın içinde bulunduğu durum tabii ki çok sıkıntılı. Rize ile oynayacaklar. Enteresan bir maç. O yüzden ben hem Malatya'dan hem Rize'den tercih yapmaya gittim bu hafta. Mustafa Eskiyerlaç'ı da sırf skor katkısı yapabilme ihtimali olduğu için aldım. Üçüncü isim Caner Erkin. Bu da bu haftanın en çok tercih edilen isimlerinden biri olacaktır muhtemelen. Dediğimiz gibi Göztepe'nin içinde durumdan dolayı Karagümrük de böylesine istim üstündeyken Caner Erkin de bu hafta mutlaka kadrolarda yer almalı. Yedek isim olarak da yine sürpriz golcü olarak düşündüğümüz Gutas. Sivas Spor'da bir süredir gol atmıyor ama yine stoperde katkı verebilecek bir isim. Sivas Spor Kasımpaşa ile oynayacak. O zor maç. Bu zor maçta kafa toplarında etkili olduğu için Gutas'ı ben aldım. Dediğim gibi tamamen 4 ismin tercih etme sebebim gol yememe ihtimalleri değil. Aksine skor bulma ihtimalleri. Son maçlarda Gutas'ı yedek bıraktığını da hatırlıyorum Rıza Çalınbay'ın ama o konuda artık umarım hani bir sıkıntı olmaz 11 oynamasında. En azından kadrolarını yapanlar ona da bir dikkat etsin derim ben. Naçizane. Kendi kadrom, kendi savunma oyuncularımdan söz edeyim. Ben de seninle ortak olan iki tane oyuncumuz var. Biri Tayfur, biri Caner. Bunlarla ilgili zaten sen söyleyecekleri söyledin. Caner çok sempatik bir kardeşimiz olmasa da bu bizim fantasy futbol oyunu bir çıkar oyunu, bir skor oyunu. Dolayısıyla duygularımıza çok yer vermemeliyiz. Biliyorsun Barış işte Serdar Aziz'i almam ben falan. Sen de arada söylüyorsun. Barış değil ben söyledim. Sen de söylüyordu, o da söylüyordu bir ara. Almak istemiyorum falan diye. Ama bu oyunlar biliyorsun yani duygulara çok da yer olmayan oyunlar. Dolayısıyla ben Caner'i aldım hiç sevmediğim bir almasına rağmen. Junior Kaysara var bende farklı olarak. Üçlü savunmada. Galatasaray'ın hali malum. Yani her ne kadar tabii gol atabiliyor olsalar da hala. Yani ben Başakşehir'in son iki maçta bir çıkışı var. Bu çıkışı devam ettireceğini zannediyorum Galatasaray karşısında da. Galatasaray'ın teknik direktörü zaten gideceğini biliyor. Oyuncular zaten giden bir teknik direktörle oynadığını da biliyorlar. Kendilerini oynayacaklardır olabildiğince. Taktik disiplinden belki kopabilirler. Böyle bir ihtimal olabilir. Erken bir gol maçı farka da götürebilir. Ben Başakşehir'e bu hafta Karagümrük'ten sonra en çok inandığım takım Başakşehir. O yüzden Junior Kayseri'yi aldım. Özellikle de bütçe sorunum yok. Çünkü geçen hafta bu şey var ya ünlülerin yarıştığı Çakallı falan. Ha,
Yok. Oradan. Diğer. Yok yok, futbol şey. Aynı değil. Diğer şeyden o Evren Göz'ü bildim ben de işte. En çok puan alacak olan. Oradan da bir 10 geldiği için hani işte Leo Duarte'ye falan kaçmaya gerek duymadım. Direkt Junior Kayseri'ye aldım. Yedek olarak da aslında yani biraz şey bir tercih oldu. Hayrullah Bilazer'i aldı. Yani son maçta asisti var ve Giresun'a gol yememişti. Mutlaka 11'de oynayacaktır diye düşündüm. Tabii çok güvenerek aldığımı söyleyemem ama yani dinleyenlere böyle şey yollu, ucuz yollu bir öneride bulunmak istedim bir yandan da. Onu aldım. Zaten Giresun'dan kaleci de almıştım. Bu hafta dolayısıyla Giresun'un gol yememesi benim iyi puan almamda bir etken olacaktır olursa. Savunmam bu şekilde. Yani Galatasaray-Başakşehir maçı için bir şeyler söyleyeyim ben de. Ben de Başakşehir'in favori olduğunu düşünüyorum. Başakşehir'den savunma tercihi yapmama sebebim bu bahsettiğim skorer oyuncu bulamamam. Yani Kaysar'a skor katkısı çok veremiyor bu sene içerisinde. Asistlerine de ön plana çıkamadı. Biliyorsun zaten NDŞM'ye falan oynuyor. Hani orta sahadan devşirme isimleri oynuyor oyuna göre Başakşehir savunmasında. O yüzden Başakşehir'den savunma çok mantıklı olmuyor. Kayseri'de da hani Galatasaray'ın gol bulabileceğini düşünüyorum. Hani maç muhtemelen 3-1 falan bitecek bence. Kafamda oynadığım maç. Galatasaray bir şekilde gol atacağı için hem de skor katkısı vermeyen bir defansı Başakşehir'den riske etmek istemedim. O yüzden almadım. Orta sahaya geçelim. Orta sahada aslında iki isim alacaktım ben. Hem Trezeguet hem Deniz Türk. Sen bu öyle yaptın galiba. Evet. Birini tercih ettim ben Deniz Türüç'ü ama şu an düşününce bir ismi değiştirip Trezeguet'i de alabilirim. Deniz Türüç'ten başlayalım. O da Emre Belözoğlu ile beraber düzenli olarak oynuyor Başakşehir'de. Skor katkısı da yapabilen bir isim. Oyun için önemli isimlerden birisi. Bütçe olarak da uygun bence fiyatı. Bu denli katkı vermesi potansiyel olan bir isim için. O yüzden ilk tercihim Deniz Türüç oldu. İkinci ismi forvet oynaması sebebiyle tamamen Misun Eduardo. Onlar zor bir deplasmandılar. Adana Demirspor'la oynayacaklar ama Adana Demirspor o havasını kaybetti. Başkanın açıklamalarından sonra tepe taklak gitti. Barış'la da konuşmuştuk. Garip açıklamalar girdikten sonra neredeyse o 10 maç falan oynamışlardır. Bir tane falan kazandılar galiba. Tepe taklak gidiyorlar. Önlenemez müşteri var. O yüzden Alanya Spor'da ilk 5 hedefiyle galibiyete daha yakın taraf. Forvet oynamasında avantajıyla Eduardo'yu aldım. Sen de onu tercih edersin diye düşünüyorum. Ben senin tercihlerini de aşağı yukarı bildiğim için. Diğer ismim Emre Mor. Karagümrük'ten tekrar tekrar bahsetmeye gerek yok. Bir hafta almıştım kimse almamışken. Kaptan yapmadığıma çok pişman olmuştum. Bu sefer onun ne diyeyim tam kelime anlamı aklıma gelmedi ama bir alacağım var Emre Mor'dan. O sebepten ben Emre Mor'u kaptan yaptım. Antalya Spor'unda ben Konya Spor karşısında şanslı olduğunu düşünüyorum. Konya Spor o ikincilik şanslı Karagümrük maçında bıraktı. Üçüncülükten de düşme gibi bir şeyleri yok. Çok zor. O yüzden biraz hedefsiz kaldılar gibi ligde. Antalya Spor'da Trabzonspor maçındaki iyi oyunu devam ettirip içeride kazanmak isteyecektir. O yüzden Endao'yu ben bir diğer isim olarak aldım. Ben 3-5-2 tercihle gittiğim için 5 ortasam bir de yedeğim var. Malatya ile Rize oynuyor. Sen Rize'den bahsettin. Malatya karşısında galibiyete daha yakın görüyorsun. O maçta her şey olabilir ama Rize mutlaka gol atacaktır diye düşünüyorum. Yusuf Sarı'yı da bu sebepten 5. isim olarak aldım. Biraz farklılık yaratma adına zorlama bir tercih olarak da gelebilir ama ben kadromda bulunsun istiyorum. Emre Mor kaptan tercihimin yedeği olarak da Gradel'i aldım. O da ligimizdeki en iyi oyunculardan birisi. Orta sahada kanat olarak ve oyun içerisinde de çok iyi bir isim. Oldukça yüksek puanlar getirebiliyor. O yüzden yedek kaptan olarak da ben Gradel'i tercih ettim bu hafta. Sende var mı farklı garip isimler? Garip derken böyle abi, sürpriz olarak. Yani aslında orta sahada hiç sürpriz bir isme yer vermedim. Yani bir Hayrullah Bilazer'im yok orta sahada. Ama şöyle, ben Wilson Eduardo'yu almadım bu arada. Şunları tercih ettim söyleyeyim hemen. İki tane Karagümrük tercih ettiğimi söylemiştim zaten yayının başında. Yine seninle aynı şekilde Emre Mor'u aldım. Farklı olarak da Fabio Borini'yi aldım ben. Ve hatta Fabio Borini'yi kaptan yaptım. Çünkü yani bazen oynayıp bazen oynamamak gibi bir durumu olabiliyor Borini'nin. Aslında bu kaptanlık tercihi için çok da mantıklı değil bu cümle. Ama şimdi eskisi kadar Fabio Borini tercih edilmiyor bir kere, bu kesin. O yüzden ben biraz daha riskli bir tercih yapmak istedim. Oynarsa gol atacağına, asist yapacağına eminim açıkçası. Hani iddialı konuşmak yersiz ama ben oynayacağını ve mutlaka skora etki edeceğini düşünüyorum. Biraz hissi bir tercih diyelim. Emre Mor'u da tercih ettim. Alexandru Maxim'i aldım. Maxim
Biliyorsun Gaziantep eğer penaltıları dışarı vurmazsa genelde Maxim vuruyor penaltıları. Maxim de penaltı kaçırmak istemeyecektir. Zaten bir seriye bağladı. Araya gireceğim Mert çok kısa. Evet. Şimdi Antep böyle geniş geniş penaltıları dışarı vuruyor diyor. Şu an az da olsa küme düşme ihtimali var. Bunu belirtmek istedim. Evet aynen öyle. Yani kendilerini de rezil ettiler. Nasıl bir kafayla onu yaptılar çok da anlamadık ama kendileri bilirler. Sonuçta bizim için önemli olan. Bu arada o hafta da Figueiredo'yu almıştık. Barış'la ben o hafta podcast yapmıştım. İkimiz de Figueiredo'yu almıştık. Adam oynamadı. Yedek kaldı ama sonradan girip hem gol attı hem penaltı aldırdı ve sanki oynayan bir oyuncu gibi. Attığı gol müthiş yalnız biliyorsun. Evet. Ondan sonra başka hemen şöyle diğer tercihlerimi söyleyeyim. Maxim demiştim. Kayserispor'un zaten kupa finalinin rövanşı da var. Dolayısıyla onun da sanırım bir hafta sonra biz dördünde çekiyoruz. 6 gün sonra. Trabzon'da hatta Kayseri'de cuma günü oynuyor maçlarını. Zaten kadroları Barış'ın sık sık kadroları görebileceğiz. O yüzden Kayseri'nin bazı oyuncuların dinlendirme ihtimali olması hasebiyle de ben Maxim'i tercih etmek istedim. Onu söyleyebilirim. Trezeguet'i aldım. Trezeguet zaten Başakşehir'in en gole yakın oyuncusu. Okaka oynadığı sürede bile bence böyle. Çünkü Okaka biraz daha oyuna fazla katkı veren bir forvet. Bitirici bir forvet değil. Dolayısıyla Trezeguet'e alan açıyor zaman zaman. Trezeguet de bunları hep değerlendiriyor. Zaten gole çok yakın bir kanat forvet gibi bir oyuncu. Hani bir sol açık ya da sağ açık gibi değil de daha forvet tarzı bir oyuncu. Dolayısıyla ben Trezeguet'in Galatasaray'a boş geçeceğini zannetmiyorum. Çok biliyorsun transfer döneminde Trezeguet ile Galatasaray'ın adı çok anılıyordu eskiden. Galatasaray beni tercih etmediğiniz için sizi cezalandıracağım golü atacak bence Trezeguet. Bende de öyle bir Getson'un attığı kadar mükemmel olmayabilir. Yani Getson da bir daha zaten öyle bir gol atamayacaktır diye tahmin ediyorum. Gradel'i aldım. Senle aynı şekilde. Sen zaten bahsettin. O konuda ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Ve son olarak Deniz Türüç sende de var. Deniz Türüç de zaten kornerde kullanabilen, duran topta free kicklerden de topun başına geçebilen bir isim. Dolayısıyla onun yapacağı katkı duran toplarda da işimize yarayabilir. Dolayısıyla sen de almışsın. Ben de mahrum olmak istemedim bu ihtimalden. Beşli orta saha bir de yedeğimi açıklamış oldum bu şekilde. Forvetlerin kimler? Bakıyorum. Evet. Benimkilerle çok benziyor. Ya orta sahada Başakşehir'den iki isim arasında kaldım şu anda. Ben Deniz Türüç'ü biraz daha düşük tercih edilir diye aldım. Trezeguet daha çok ilk akla gelen isim olduğu için ben ikinci ismi alayım, Deniz Türüç'ü alayım dedim. Ama riske girmeyip ikisi birden de alınabilir. Bilmiyorum, şu an onu düşünüyordum bir yandan da. Forvet'e geçmiş olayım. Forvet'te ben ilk iki ismim. Sürpriz değil. Muhtemelen bu hafta oyunda kadro kuracak kullanıcıların %90'ının kadrosunda ikisinden biri olacak. Hatta %100'ünde diyelim. Çok iddialı olmaz bu cümle. Pesic herhalde en çok tercih edilen olabilir bu hafta. Yani Pesic ve Hagi Wright ikisi de oyun için bu sene önemli isimler. Gol atıyorlar. İyi de rakiplerle oynayacaklar bu hafta. Muhtemelen iki isim dediğim gibi Pesic özellikle bütün kadrolarda yer alacaktır. Bu iki ismin yanına aslında ben Rize'den bir forvet ekleyecektim ama seninle konuştuk. Bülent Hoca Pohjan Palo'yu çok tutmuyor. Yedek bırakabiliyor. O yüzden Pohjan Palo'yu alamadım. Biliyorsun Pohjan Palo gerçi sonradan girip hat-trick yapabiliyor. İki gol atabiliyor. Değişik bir isim ama Hoca yine Sisse ile başlarsa bu sefer papaz pilav yemeyebilir diyerek düşündüm. Ve Rize'den forvet tercihi yapmadım. O yüzden belirtmiş olayım. Bir diğer Karadeniz ekibi Giresunspor'dan bu senenin formda isimlerinden Umut Nayır'ı ben aldım. Aslında Giresunspor bir nevi misyonunu tamamladı. Ligde kalmayı garantiledi. Bir sevinç gösterisinde bulundular geçen hafta. Orada da maddi problemler varmış. Futbolcular konuştuklarında dile getiriyorlar. Yani çok favori görmüyorum maçta Giresunspor'u ama yine de Umut Nayır'ı ben bir sürpriz tercih olarak biraz da kadroya almak istedim diyeyim. Sen de Umut Nayır'ı... Ben de senden biraz ilham alarak ben de Umut Nayır'ı yani kadroma alma ihtimalimi düşünüyorum sen konuştukça. Çünkü şöyle bir durum da var ekstra olarak. Altay'ın kalecisi Mateusz Lisz bugün takımla yollarını ayırdı. Dolayısıyla zaten Altay'ın en önemli gücü
kalecisiydi sezon başından bu yana. Onlar da yedek kalecileriyle oynayacaklar. Cihan oynayacak büyük ihtimalle. O konuda da yani Giresun'un şansı bence de gol atma şansı çok yüksek. Bence tercih edilebilir. Gayet iyi bir tercih gibi geldi bana. Ben almadım ama almayı düşünüyorum sizin önerinle birlikte. Ben de Pesic ve Hacı Wright'ı aldım aynı şekilde seninle. Yedek tercihimde yarım sezonun en iyi oyuncusu Jackson Muleka. Yani Kasımpaşa'nın kimle oynadığı çok fark etmiyor. Muleka'nın gol atması için hatta Kasımpaşa da takım olarak da hücumda özellikle etkili oynuyor. Kimle oynarsa oynasın. Dolayısıyla ben onu tercih etmekte bir beis görmüyorum. Geçen hafta yine yenildiler ama yenilmelerine rağmen 2 gol attılar. Biri de Muleka'dan geldi. Bu hafta da alacakları sonuç ne olur bilmiyorum. Sonuçta Sivas deplasmanı her zaman zordur. Ama Sivas deplasmanı da olsa Jackson Muleka her zaman gole çok yakın bir isim. Bu kadar formdayken onun yerine üçüncü bir isim bulmakta zorlandım ama yani belki birisini çıkarıp ama bu Pesic olmaz da Hacı Wright'ı çıkarabilirim ya da Muleka'yı belki bu haftalık es verebilirim bilemiyorum. Umut Nayır da aklıma girdi ama seninle aynı olmasın. Umut Nayır iyi oynarsa sana katkı versin. Muleka da iyi oynarsa bana katkı versin. Bu haftalık değiştirmeyelim madem. Kaptanın Emre Mor, benim Fabio Borini. Yani aslında Trezeguet'i tercih etmeyi çok düşündüm ama sonradan vazgeçtim. Borini'ye gittim. Konuşmadığımız maçlar var esasında. Derbi var. Derbi. Emre Dvan yok sanırım. Montero cezalı. Vida'nın durumu net değil galiba. Vida'nın babası da kalp krizini geçirmiş galiba. Vida Hırvatistan'a gidiyordu. Evet. Umut Nayrak yok. Bildiğim kadarıyla. Rozya yok. Özür dilerim. Ben Rıdvan dedim ama Rozya yokmuş. Rozya cezalı. Montero cezalı. Vida hem sakatlığı var hem babasının sağlık durumu var. Geçim diyelim. Kalp krizi geçirmiş galiba. Ameliyat vesaire durumu varmış. Hırvatistan'a gitmiş. Bugün kulüpten bir açıklama vardı. Yani Beşiktaş'tan tercih yapmak ne kadar mantıklı olur bilemiyorum yani. Son maçı kazandı Beşiktaş ama oyun olarak özellikle zaten izleyen herkes aynı şeyleri söylüyor aşağı yukarı. Oyun kurmada ciddi sıkıntıları var Beşiktaş'ın. Savunmadan da zaten iyi top kullanabilen ismi yok. Orta sahada bu 3-4-3 sisteminde kurduğu isimler genelde çok iyi pas yapabilen oyuncular değil. Bu yüzden pas kalitesi oldukça düştü. Çok fazla isabetli pas yapamıyor. Biraz böyle uzun toplarla oynamaya çalışıyor ve kaptırılan toplar da direkt Beşiktaş'ı arkada eksik bırakıyor. Şu an için Beşiktaş'ın bu Valerian İsmail'in oyun formatına çok uyduğu söylenemez. Böyle bir durumda da formda bir Fenerbahçe'ye karşı ben bir adım geride olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar iç sahada oynayacak olsa da biliyorsun Kasımpaşa çok normal bir şekilde Beşiktaş'a rahat rahat yenip gitti. Fenerbahçe Kasımpaşa'dan kadro kalitesi olarak daha da üstün bir ekip. Şu an form durumu olarak da yüksek seviyediler. O yüzden ben Fenerbahçe'nin de Kasımpaşa'ya benzer bir galibiyet alma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın bu oyun sisteminden dolayı çok fazla... Ben de beraberliğe çok yakın görüyorum bu maçı. Aklımda 1-1 gibi bir skor var. Beşiktaş'ın yani şöyle ben... Aslında Beşiktaş'ın kazanması lazım yani. O Avrupa şansını sonuna kadar kovalaması gerekiyor evet. Ama çok zor, çok zor. Yani Beşiktaş'ı ben şöyle görüyorum. Bazı hocalar sistemde, formasyonda çok fazla ısrarcı olurlar. Valerian İsmail de 3-4-3'te çok ısrarcı olacakmış gibi duruyor. Fakat Beşiktaş'ın yani 2 tane iyi stoperi bile yokken 3 tane stoperle oynama durumu bana... Biraz fazla ısrar gibi geliyor açıkçası. Daha fazla orta sahayla bence orta saha şeyini ele geçirebilir. Çok daha iyi olabilir. Yani kenarlarda oynayan oyuncular zaten bek özellikli oyuncular. Dolayısıyla aslında gizli bir beşli de diyebiliriz. Hani oyun tarzı olarak söylemiyorum ama oyuncuların asıl pozisyonlarına göre söylüyorum. Dolayısıyla ben yani orta sahayı... 3-4-3'ün sağ tarafında kim oynayacak? Hani dörtlü oynarken bir şekilde birini koyup sağ bek yapabiliyorsun. Ama şimdi Rozier yokken o tarafa kimi koyacak? Yani bilmiyorum kimi koyardın sen olsan? Yani Kenan ben... Karaman tercihi gelir mi? Yani Kerem oynatırdım ben eldekilerden. Zaten üçlü savunma oynadığı için en azından ileride ofansif bir şekilde katkı verebilir diye. Necip olmaz yani orada. Şenol Güneş'in milli takımda Kenan'ı kullandığı gibi Beşiktaş'ta bu maçlık Kenan'ı böyle defansif bir rolde kanat beki olarak kullanabilir belki. Dediğin gibi Enkudu sonradan girip iş yaptı, güzel iş yaptı.
Kayseri maçında. O şans bulacak mı sence? Ya bulması lazım. Zaten hoca ilk geldiğinde esasında o oynattığı sistem için solda en uygun adam Alex Teixeira'ydı. O da ısrarla kötü oynamasına rağmen onu oynattı ama baktı ki olmuyor. Yani olmadığı için değiştirdi. Darini mi keser diyorsun? Yani Enkudu'nun oynaması lazım formdayken. Çünkü Enkudu'nun ekstra özelliği var yani. Topa basıp gidebiliyor, giyinebiliyor, içe çekebiliyor. Çok da iyi olmasa da bir tehdit yani. Şutu da var. O yüzden ben Enkudu'yu başladım. Evet, Fenerbahçe'de Serdar Aziz cezalı. Oynamayacak önemli oyunculardan biri son dönemde. Atilla Szalai yok. Miguel Crespo yok. Bunlar önemli eksikler Fenerbahçe adına da. Ama son dönemdeki formuyla dediğin gibi Fenerbahçe yani hiç olmadığı kadar favori demeyeceğim ama en azından ev sahibinin çok büyük avantajı gözükmediği yani şöyle söyleyeyim. Yerlerden biri. Son 5 sene içerisinde bence Fenerbahçe'nin en favori olduğu Vodafone'daki Beşiktaş maçı diyelim. Bu arada iddia oranları da zaten senin dediğinde kanıtlar nitelikte. Beşiktaş'ın oranı 2.30, Fenerbahçe'nin oranı 2.30'luk gözüküyor şu anda. Neredeyse tamamen aynı oranlar. Deplasman olmasına rağmen. Fenerbahçe biraz daha ben iddialıyım modunda çünkü. Beşiktaş nedense sanki çok iddialı değilmiş de seneye hazırlanıyormuş gibi ama halbuki biraz daha asılsaydı Beşiktaş sanki ilk dördü zorlayabilirdi gibi geliyordu Beşiktaş bana. Asılmıyor ama değil ama dediğim gibi oyun formatı şu an için. Ama şey yok yani camiada o hava yok sanki. Hani bizim hedefimiz var havası yok. Yani Şampiyonlar Ligi olmuyorsa gerisi önemli değil gibi ya bir şimdi hava var oluyor tabii ki de takımda. Ama çıkıp da şey diyemezsin. Beşiktaş Galatasaray'ın hedefimiz 5. diye bir söylemde bulunamaz. Çünkü biraz ne derler yani, bu söylediğiniz zaman aksine kullanılır. Türkiye şartlarını biliyoruz. Evet, sosyal medyada olay olmasın diye susuluyor. Bu yani bu hedeftir tabii ki de ama yazılı ve görsel medyada bulunmasın diye dediğim gibi söylenmiyordur diye düşünüyorum. Evet, Başakşehir Galatasaray'ı konuştuk. Altay Giresun konuştuk. Bayağı bir konuştuk. Antalya Spor, Konya Spor da haftanın keyifli maçlarından biri olacak herhalde. O da haftanın son maçı. Bence vakti olan o maçı da izlerse pazartesi günü sanırım. Evet, pazartesi günü. Bence gayet güzel maç bizi bekliyor. Konya Spor da hem atıp hem yiyen bir takım. Diyerek yavaş yavaş toparlayalım. Bir de şey vardı benim söyleyeceğim. Son 15 gollü 3 tane oyuncu var ligde gol krallığında. Bir de Serdar Dursun buna eklendi 14 olarak. Bunlardan da mutlaka 11 tercihi gelecektir. Penaltılarda bu oyuncuların da penaltıyı kullanma ihtimali yüksek diye noktalıyorum. Ağzına sağlık Mali. Senin de ağzına sağlık Mert. Teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere de teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.